planla da ebelik bakımı daha tıbbi hale gelmiş. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi hastane ebesi ve obstetrik hemşireleri şeklinde çalışmaktalar. Doğum evlerinde düşük riskli kadınlara hizmet veren ebe klinikleri mevcut. Ya doğumların, evde doğumların arttığını da bildirilmektedir. Doğum salonlarında kadınlara ebeler karşılamakta bir sorun olduğunda bu bir süreç olarak görüyor İslam'da da. Planlanan ev doğumları komplike olmayan sağlıklı kadınlar için iyi bir seçenek ebeye veya jinekoloğa sevk edilmekte. Jinekolog sadece anormalliklerde değil, gebelikte de birinci bakım hizmeti sağlayıcısı olarak görev almakta. Yine jinekologların İngiltere'de komplikasyonları olan kadınları bakımına konsantre olma eğilimi son yıllarda artmış durumda. Ebelik sertifikası ile eyaletinde ya da belediyesinde lisans almaya hak kazanabiliyor. Daha fazla kadının ebe doğumlarının %11.3'ünü, tüm doğumların %7.6'sını oluşturmakta Amerika'da. Ve her yıl bu oranda arttığı bilgi. Doğumlar Türkiye'de biliyorsunuz hastanelerde yapılmakta. Ebeler doğumlarda aktif katılıyor. Doğum evlerinde ebeler katılırken eğitim araştırma hastanelerinde asistanların bulunduğu yerlerde yardımcı olarak görev almaktalar. Aile hekimliği sisteminde tabii ev ziyaretleri sadece merkeze gelemeyen anneler için konumlandırıldığı için bu durum doğusa bebek izlemlerinin ev ortamı özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde sezaryen oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlık doğum verilerini incelediğinizde yine Amerika Birleşik Devletleri'nde annelerin iki seçeneği var. Ya kadın doğumcuya gidiyorlar ya ebeye gidiyorlar. Niye kadın doğumcuya gidiyorlar? Sigorta sistemi karşılamadığı için hepsini cepten karşılıyor. 1500'den 3000 dolar civarında bir maliyete. Neden olurken doktor ile vajinal doğum eğer sigortası yoksa komplikasyonsuz olsa dahi evde doğumdan uzaklaşıyoruz. Gereksiz tıbbi müdahaleden kaçınmak isteyen kadınlar için evde doğum iyi bir seçenek gibi görünebilmekte. Amerika'da evde doğum her eyalette yasal değil. Eğitimli bir uygulayıcı ile evde doğum yapma kararı ceza gerektiren suçlar anlamına da gelebilmekte. 2013'te ölü doğum 10 kat daha fazla. Neonatal konvizyon ve nörolojik sekel 4 kat daha fazla. Eve suçlansa da bu durumdan sorun yasak olduğu için ev ortamının güvenli hale getirilememesi şeklinde de savunulmakta. Hem dünyada hem ülkemizde biliyorsunuz özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde maalesef sezaryenle doğum oranları çok artmış durumda. Bizim ülkemizde de %51.7 gibi yarıdan fazlası sezaryenle doğum yapılıyor. Ama aslında hem anne hem çocuk sağlığı açısından hem aile sağlığı açısından normal doğumun öncelikle tercih edilmesi gereken bir doğum yöntemi. Bu doğumda yenilikçi yaklaşımları seçmekteki temel amacımız da bu Sağlık Bakanlığı'nın hedefleri doğrultusunda hem ebe ve hemşire, kadın sağlığı hemşirelerini daha etkin hale getirerek ekibin çok önemli olan bu parçalarını normal doğuma kazandırmak ve normal doğumun etkili ve nitelikli bir şekilde de verilmesini sağlamaktır. Sağlık alanında iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. İnsan gücünün iyi yetişmesini sağlayabilmek için de siz onun eğitimini çok iyi bir şekilde verebilmelisiniz. Biliyorsunuz karşımızda genç nüfus var. Bir Z kuşağı, 2000'den sonra yetişen öğrenciler ve bu Z kuşağına vereceğimiz eğitimin de onların anlayabileceği, ilgi gösterebileceği ve hata payını en aza düşüren bir eğitim tekniği kullanılması gerekiyor. Eskiden daha standart tarzda doğumlar yaptırılırken günümüz doğumlarında artık müzik eşliğinde suda doğumların kullanıldığı, tens dediğimiz bir takım stimülanların kullanıldığı, masajın yapıldığı, annenin rahatını ve konforunu artıran ve doğal olarak da yeni doğanın sağlığını güçlendiren çok yeni yaklaşımlar söz konusu. Sağlık personelinin de bu şekilde yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi vereceği hizmetin de niteliğinin ve kalitesinin artmasında, hasta güvenliğinin artmasında son derece önemli hususlar oluşturuyor. Amacımız doğal doğumu halkımıza öğretmek. Sezaryen oranlarından normal doğuma geçişi nasıl daha hızlandırırız, nasıl güzel doğum hatıraları yaratırız onu amaçlamaktı. Ama bunu yaparken bir ekip yaklaşım içerisinde olmanın, yani doğumun tek başına bir olay değil, doğuma kadar geçen sürenin multidisipliner, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, ebe ve destek, aile desteğiyle bir bütün olduğunu vurgulamaktı bu toplantının amacı. Doğum kadının bilgeliğidir. Bu bilgeliği yaşarken en güzelini yaşamak onun en doğal hakkıdır.